Bugün futbol tarihinde atılmış imkansız frikik gollerinin aynısını atmaya çalışıyoruz. İşte bu, müthiş frikik. Süper Lig, bekle beni. Premier Lig. Evet, hoş geldin Gökalp abi. Hoş bulduk. Arkadaşlar, Gökalp abiyle daha önce imkansız penaltıları atmaya çalışmıştık. Bugün de imkansız frikikleri yapacağız abi. Ronaldo'su var, Messi'si var, bir dünya futbolcusu var. Top gol olması lazım. Kötü giderse kurtarırsın muhtemelen, onu biliyorum. Aynen. Ama benim oradaki futbolcularla aynı şekilde atmam lazım ki gol olsun. Tamam. Amacımız bu şekilde tamam, abi. Deneyelim. İlk videomuzu izleyelim. Ronaldo. Ronaldo topun başında. Barajın altından bir gol giriyor. Sol tarafa doğru. Kaleci Neuer hiçbir şey yapamıyor. Terse adım alıyor aslında hatta. Aynen, ters ayakta kalıyor. Aynen öyle. Şimdi 4-5 kişilik bir baraj var. O barajı kuralım. Barajımız da hazır burada. Baraj tamam. Çubuklarımız. Bu barajı kuralım. Aynı mesafeden aynı şekilde atmaya çalışacağız. İlki kolay olsun dedik arkadaşlar. İlk penaltımız anlaşılabilmesi için. Sonrasında ölü yapraklar, 90'a çatala, frikikler, falsolu goller, trivelalar hepsini deneyeceğiz. Hepsini. Yapana kadar buradayız. Abi bak, durum böyle. Ben topumu koyayım. Yayın bir adım solunda ve tam şurada. Top tam burada. Barajda bir tık dediğin gibi ortalı, biraz sola alacağız. Sola alacağız. Penaltı noktasına doğru. Aynen. Tam burası abi. İki futbolcunun arasından geçiyor. Ronaldo'nun bir de şöyle bir hareketi var o videoda. Hazır. Yüksek gitti bu. Yüksek gitti. Sert vurayım diye topun altına girdim. Yüksek gitti top ya. Gökalp abi çıkardı topu bu arada. Abi gol yemen gerekiyor. Aynen, sen bu tarafa adım al abi. Gelirken bu tarafa adım al, atlamıyor bile. Adım alıyor, böyle kalıyor. Çok inandırıcı olmadı. Çok iyi olmadı abi. Kötü biraz olur. Daha sola ve sert gitmesi lazım topumuzu. Abi sen hiç atlamıyorsun zaten. Atlama, o tarafta kal direkt. Birazdan atlamalıklar var, onları atlarsın. Yorma kendini. Müthiş gol. Müthiş gol. Aynısı oldu. Bire biri. Gökalp abi de aynısını yaptı. Ters adımı aldı. Tam bir no yerdin abi. Ben de tam bir Ronaldo'ydum. Yapalım onu. Müthiş değil mi? Kalecini de kapattı, köşe baraj arkası değil. Kaleci Ederson, doğru mu? Barajı ne tarafa kuracağız? Baraj şuraya mı kuralım? Top bir tık orta sağ gibi, baraj da sağ tarafta. Ben sol çatala bunu yapıştıracağım artık. Aynen, şuraya koy. Top burada. Top tam olarak yayın bir adım gerisinde ve çok hafif sağda, tam ortada değil. Baraj da sağda, barajı bu tarafa kurdurmuş kaleci. Sol köşeye açık, laps diye çatala vuracağım. Barajımız iyi, kalenin sağ tarafını koruyor. Sol tarafta da kaleci var. Tam ortanın bir adım geri ve sağındayız. Tam çatal değil de çatalın bir tık altı. Tam oraya gidiyor top. Tekrar izliyorum, emin olmak için tam oraya gidiyor. Güzel. Müthiş gol geliyor, müthiş gol. Al bunu. Futbolcu da bir tık açılı duruyor böyle, topa dik gelmiyor. Buradan ayak içi koyuyor. Hazır mıyız? Oğlum çok zor lan. İyi gitti. Çok İyi yakındı. Gitti. Nasıl? Çok yakındı. Yakındı. Baktım full konsantreyim sizler için. Aa, yerden gitti. Yüksek gitmesi lazım, yüksek. Geliyor. Allah. Maçta olsa goldü bu arada. Ama istediğimiz gol bu gol değil. Sarı top, uğurlu top. Ulan. Ulan kaleciyi de yanılttı. Koydu topu. Topun başında Nevzat. Bak konsantre. Kesin futbolcu şunları düşündü. Ben de şimdi sesi düşünüyorum. Ulan böyle duruyorum. Bu kaleci baraj arkası bekliyor. Kesin gol yiyecek deyip. Diğer tarafa kontrol piyede bırakmaya çalışacağım. Ve out. Evet, çok benzer bir frikik oldu. Bir sonraki frikik ediyormuşum. Yüksek, yüksek, yüksek. Hadi daha iyi, daha iyi. İçeri aldı bilerek. Abi olmaz. Daha yan ağlara atmam lazım benim. Ne oldu, bıraktı mı topu? Ellerinin arasından bıraktı, böyle gol yedi. Yan ağlar! Aynı nokta. Kaleci buna adım bile alamadı. Bak, profesyonel kaleciler atlıyor o pozisyonda.
Gökalp abi adım bile alamadı. Tam yanağlara gitti. İstediğimiz golü yanağlara tam olarak topu gönderdim. Sizin güzel miydi gol? İyi yere gitti. Yan fileye gitti. Yanağlara gitti. Bir şey yapmak istemediğinden mi zıplamadın, yapamadın mı? İyi yere gitti ya. Hamle yapamadım. Sıradaki gole bakalım hadi. Ronaldinho takes and David Seaman's cut off his line and Brazil take the lead. Ronaldinho has scored. Sıradaki gol abi. Sağ ayaklı, sağ tarafta. Herkes orta yapmasını bekliyor. Orta yapacak gibi. Kaleci de burada fakeiyor. Arka, aynen öyle. Arka yanağlara gidiyor top. Kaleci de hiçbir şey yapamıyor. Elini uzatıyor ama yapacak aynen bir şey yok. David Seaman, 2002 Dünya Kupası. Ronaldinho'nun golü. Bak, topun yeri tam olarak burası. Orta açacağımı bekliyor herkes. Bir kişi barajlar, geri herkes içeride. Bir kişi barajımızı şuraya koyalım hemen. Tek kişi baraj orada, ondan hiza alacağım. Sol arkaya doğru yanağlara topu göndereceğim. İçerideki orta bekleyen arkadaşları görüyor musun, takım arkadaşlarını? Gördün mü? Evet. Tek barajı gördün mü? Evet. Beni gör. Gördüm. Topumu gör. Kaleyi de gör. Geliyor abi. Çok komik. Top biraz iyi gitsin, eliyle attı top içeri attı. Abi güzel. Güzel bu. Daha yüksek vurmam lazım. Hiza güzeldi. Bekliyorum abi. Topumu atar mısın? Cana. Buradan anlıyorum ki topun daha çok altına girmem lazım. Yine herkes orta bekliyor. Orta kesecek gibi durdum. Cana Erkin ortası gibi duruyorum ama çatal atıyorum. Nasıl? 10 numara değil mi? Kaleci üzerine gelen topu korneri çıkardı. Geçin içeri, geçin. Dedi ve arkaya. Abi ama bu gitti işte tam oraya. Senin önde duruyor, orta bekliyor olman lazım. Burada pozisyonu bilmesi bize dezavantaj yaratıyor. Abi sen öndesin, orta açacakmışım gibi. Aa, gel öne, gel öne, gel gel. Alt pasa bas abi. Ah be. Az farkla be, milim fark. Gol mü? Gol mü? Çatalda patladı. Çatalda patladı top. İnanılmaz. Tam köşeye geldi değil mi? Çatala gitti beyaz top. Azıcık aşağıdan girseydi böyle iki karış falan aşağıdan gitseydi müthiş aynısı oluyordu. Gördün mü topun gittiği yeri? Evet. Yere doğru iniyor top. Yine arka köşeye doğru gidiyor. Çok iyi. Kornerin oradan. Kornerin oradan atacağım. Kurtuva mıydı kaledeki? Aynen. Güzel. Yaparız abi bunu hemen. Hadi bakalım. Baraj 2 kişilik ve ceza alanı dışındayız. Tam böyle ceza alanının birkaç adım gerisinde ve solda. Tam alan burası. Omzumdan da görünüyor ha. Gel bak. Gel bak omzumdan. Gökalp abinin arkayı görüyor musun? El sallıyor bizi oradan. Arka yanağlar hedefim. Sağ ayak içi. Yine burada da az öncekiyle benzer bir durum var. Orta açmamı bekleyen bir sürü futbolcu var içeride. Ama ben ne yapacağım? Doğrudan kaleye göndereceğim. Çünkü kaleciyi önde gördüm. Zekayı kullandım. Yapın bunu arkadaşlar. Crossbar! Crossbar! Kaleye tehlikeli. Herkes orta bekliyordu. Kaleye gitti. Arkaya. Dedi ve fileleri astı. Abi uzak çok güzel görünüyor kamerada. Hadi ya. Var biliyor musun? Dönüyor mu? Aynen aynen yakınlaştırıyorum zaten ha. De. Acayip güzel çıkıyor kamerada. Ben gol sandım. Ön direğe gitti top. Arka direk. Arka direk. Hedef arka direk. Hadi. Maçta olsa arka direkte kafayı gömmüştü biri orada. Orada kafayı gömmüştü. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Atilla Szalai. Bu arada Fenerbahçe forması giydim arkadaşlar. Fark etmişsinizdir. Bu konuda size birkaç bir şey söylemek istiyorum. Siz nasıl küçüklükten beri takım tutuyorsanız ben de bir takım tutuyorum. Bu konuda kimsenin kırılmamasını, gücenmemesini istiyorum. Ama bazı futbol kanalları hangi takımın olduğunu söylemiyor ya da takım tutmuyorum diyor. Takım tutmayan futbol kanalı mı olur? Yani bence olmamalı. Çünkü herkesin tuttuğu bir takım illaki vardır. Türkiye'de yaşıyoruz ve futbolu seviyoruz. Hele hele futbolla ilgileniyorsak illaki gönül verdiğimiz takım vardır. Benim de Fenerbahçe. Rakip takımları da seviyorum. Fenerbahçe'siz Galatasaray
Galatasaray, Galatasaray, Fenerbahçe olmayacağını biliyorum. Trabzonspor'udur, Beşiktaş'ıdır. Tüm Süper Lig takımlarını saymayın burada. Hepsinin maçına gittiğimi falan biliyorsunuz zaten. Hepsinde formasını giyiyorum. Giymekten de gücenmiyorum. Ama Fenerbahçeliyim. Bunu da söylemiş olayım buradan. Abi şov yapma. Şov yapma. Adamın gözlerine baktık ya, dikin üstüne gitti top. Gol! Gol be! İşte bu! İşte bu! Müthiş bir kick! Müthiş bir kick, sarı uğurlu topumla barajın yanından çevirdim topu ve arka direğe doğru gol oldu. Müthiş gol. Bunu da yaptık. Arkadaşlar teşekkürler. Bu video bir beğeni hak ediyor. Ben söyleyeyim size, bu video bir sürü beğeni hak ediyor. 12.500. 12.500 beğeni gelirse imkansız gollerin devamı gelecek arkadaşlar. Sıradaki frikiye geçelim, gelin. Sıradaki frikimiz, kaç tane baraj var orada abi? 3, 6, 7, 8, 2 tane de diğer futbolcu, 9-10 kişi var. Biz bütün barajlarımızı koyduk. Nereye vuruyor topu? Sağ, arka, çatala. Abi çok zor. Zaten sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu yapsan böyle videolarla uğraşmaz. Direkt bir üçüncülükte falan oynarsın. Abi beni çok gaza getirdin. Ben zaten üçüncü, ikincilikte oynarım. Şimdi bu golü de sana tek de atacağım, ben sana söyleyeyim. Yapamazsın. Sen kaleye geçmeden hatta yapıyorum. Yapamazsın. Gördün değil mi? Tam arka çatala. Abi üçüncülük bul beni. İkinci, üçüncülük bulun beni. Abi bir de kaleciliyken atayım. Bir de kaleciliyken atayım. Biraz daha sağa gitmesi lazım. Biraz daha sağa. Aynı az önceki gibi. Baraj sol tarafı kapatıyor. Kaleci sağ tarafı. Nevzat baktı çatala. En sevdiği yerler crossbar. Crossbar. Bu frikikleri hiçbir yerde göremezsiniz. Kaleci, kaleci var. Unutmamak lazım. Cross var yaptık. Kalecinin elinden gol attık. Köşelere bir şeyler yaptık. İyi goller oldu. Şunu da yapayım ama. Şunu da yapayım, olmaz. Yapmasam olmaz. Kaleci! Kaleci parmak ucu. Üst direk. Bir karış, bir karış sağa gitse var ya. Kaleci alıyor ya. Şu an kaleci topu sürekli aynı yere vurduğumuz için oraya fokuslandı ve gidip topu rahatça alıyor. O yüzden biraz daha sert vurmamız lazım. Kaleci tutmayıp parmak ucundan çıkarsa da o köşeye gittiği takdirde, parmak ucuna değse ve güzel bir pozisyon olsa onu da sayacağız arkadaşlar. Gole bak be! Gole bak be! Çatalın oraya gitti tam yanalara. Aynı yer, aynı yer, aynı pozisyon. Dedim abi sana, kale boşken de attım, doluyken de atarım. Yazın bunları. Üçüncü, ikincilik ya. Ne üçüncülük ya abi ya? Süper Lig. Bekle beni. Premier Lig. Bırak önüme, bırak önüme. Oy! Adam uçanı, uçanı kaçanı tutuyor. Ceza alanı içinde top bırakmıyor. At abi mesela, at abi. Gösterelim hemen senin bu müthiş özelliğini. Kontrolümü yaptım. Kale boş. Altına girdim. Bunu da çıkardı. Bunu da çıkardı. Adam yapıyor işte bunu ya. Bu özelliğini göstermemiz lazımdı izleyicilerimize. Ceza alanı içinde uçan sineği bile yakalıyor. Bravo abi. Çok zorladın lan. Se ha metido de mi buen día, obstaculizar al costarricense. Sarabia sale Keylor. La pelota para Sarabia por abajo, el balón desviado fuera, corner. Saque de esquina para el Getafe. Abi çok değişik bir pozisyonla devam ediyoruz. Friki kullanıyorlar ama tam altı pas çizgisinin üzerinden kullanıyorlar ve bütün baraj oyuncuları kalenin içinde dizili. Hı hı. Kaleci de onların önüne çıkıyor birden. Aynen. Burada çift vuruş olmuş. İki defa dokunuyor topa zaten görüyorsun. Evet. Ve bu bir kurtarış abi. Bu kurtarışın aynısını yapacağız şimdi. Tamam. Bu gerçekten imkansız bir frikik oldu. Zaten imkansız frikikleri deniyoruz. Ve üst üste iki kurtarış. İki kurtarış. Tamam, biz ilkini yapalım yeter abi zaten. İkinci de yaparız ya, bakalım. Deneyelim abi. Ben şimdi yerimi belirleyeyim. Bak baraj. Baksana adamlar nereden kullanıyor. Tam çizgi üzerinde. Topumuz burada. Doğru mu? Barajların hepsi de orada abi. Kaleci de bir adım önünde. Gökalp abi orada hazırlarken barajları. Biz iyice pozisyonu izleyelim. Sen o barajın yanındasın. Abi sen ne yapasın artık? Bunu kafana yaz. Barajın yanındasın. Soluna yatacaksın, çıkaracaksın. Siz de bana pas vereceksiniz. Friki aslında siz kullanıyorsunuz. Çift vuruş olduğu için pas vermek zorundasınız. Dokun mesela bana. Top önüme düştü. O sırada dokunur dokunmaz sen öne çıkıyorsun abi. Çık sen de öne. Çık sen de öne. Geldin, bir tık dolanıyorsun. Sola yatış. Hazır mıyız? Herkes hazır mı? Güzel pas verin arkadaşlar. Dokun, çok gerilmiyorum. Dokun.
gol oldu. Gol oldu. Erken vurdum. Erken vurdum. Abi sakatlandın mı? Abi sert vuracağım ki senden dönecek. İyi misin? İyiyim. Bir şey var mı? İyiyim. Pas. Ben mi vereceğim pası? Gelin arkadaşlar. Hadi. Tamam mı? Evet. Lan oğlum. Ben şimdi maçta böyle vursam onu baraj çıkarırdı. O yüzden oraya vuramam. Bu tarafa vurmam lazım. Başlayalım. Hakem işaretini verdi. Kaleci çıkardı. Döner top. Bir daha. Lan oğlum dönüp vursana. Oğlum bak ben böyle açık kapatacağım sen üstüme. Altay Bayındır. Açı görüyor musun? Açı kapalı. Anladın mı? Açı daraldı. Gökalp abi diyor ki açı daraldı. Altay çok izlemiş. Bak açı daraldı. Açı görüyor musun? Açı görüyor musun? Lan üstüne vursana var. Bunu da çıkardı ya, bunu da çıkardı. İşte bu tren videoyu. Evet, bayağı bir yorulduk. Gölgeye geldik. Videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Yine imkansız videolarda görüşürüz tamam, abi. Bu arada 3 kişiye selam yollayabilir miyim? Bir tane sevdiğim kardeşim var, Aras Yeşilova'lı. Öbürü Samet Tuğra, diğeri de uzak bir yerde. O da bende kalsın, önemli birisi. Gönül işleri diyorsun, gönül işleri diyorsun. Görüşürüz. Gelecek videoya kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Adam selamını da gönderdi ya.